Ile alfa 180 derece ile 270 derece arasındaymış. Sinüs alfa da eksi 4 bölü 5'e eşitmiş. Bizden 3 pi bölü 2 artı alfanın kotanjantı isteniyor. Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Tabii farklı biçimlerde çözmek de mümkün. Bizim alfamız 180 ile 270 derece arasındaysa alfamız aslında 180 derecenin bir miktar fazlası olacak. Yani biz aslında alfayı 180 artı beta gibi düşünebiliriz. Bizim betamız, beta dediğimiz açı 0 ile 90 arasında yer alacak. Bu aralıkta yer alacak. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 20 derece eklesek, betamız 20 olsa, alfamız 200 derece olur. Yani 180 ile 270 arasında olur. Şimdi öncelikle şu sinüs alfadan başlayalım. Sinüs alfa eşittir eksi 4 bölü 5'miş. Ben yerine 180 artı beta yazacağım alfanın yerine. Sinüs, şöyle şunu sileyim. Sinüs 180 artı beta eşittir eksi 4 bölü 5. Şimdi bir tane de birim çember çizelim. Kullanacağız çünkü. Şöyle çiziyorum. Şimdi sınırlarımız, şurası 0 derece, burası 90 derece, 180, 270, burası da 360 derece. Şimdi işaretleri de yazacak olursak, birinci bölgedeki işaretlerimiz artı artı, ikinci bölgede eksi artı, üçüncü bölgede eksi eksi, dördüncü bölgede de artı eksi biçiminde. Şimdi 180 dereceden biraz fazla üçüncü bölgeye düşer. Şuraya 180 artı betamız. Bu bölgede sinüsler negatif. Yani biz bunun sonucunu negatif bulacağız. Eğer 180 derece üzerinden dönüştürme yapıyorsak, yani şu yatay eksen üzerinden, sinüs yine sinüs olarak kalır. Yani biz şuradaki 180'i çizersek burası yine sinüs alfa olacak. Ama dikey eksendeki açılardan herhangi birinden yapsaydık sinüs kosinüse dönüşecekti. Bunun sonucu eksi gelir. Yani eksi sinüs beta eşittir eksi 4 bölü 5. Eksileri çiziyorum karşılıklı olarak. Bizim sinüs betamız, şöyle sinüs betamız 4 bölü 5 olur. Şimdi bu bir köşede dursun. Şöyle çiziyorum. Şimdi gelelim aradığımız parçaya. Aradığımız şey şuydu. Kotanjant. Şöyle yazıyorum. Kotanjant. 3 pi bölü 2. Ki bu da 270 derece olur. Yani pi yerine 180 yazarsak bu 270 dereceye karşılık gelir. 270 artı alfa olacak. Alfanın yerine de bizim alfamız 180 artı beta olduğu için 180 artı beta yazıyorum ben. Bunu yazıyorum çünkü betanın sinüsünü hesaplamıştık az önce. Ki betamız da dar bir açı. Diğer oranlarını da hesaplayabileceğiz. Şimdi şuradaki hesaplamayı yaparsak şöyle eşittir diyorum. Bu kotanjant. Şimdi 270 artı 180. Bu ikisinin toplamını şöyle düşünebiliriz. Şu 180'i 90 artı 90 diye düşünürsek aslında şöyle 360, şöyle 360 artı 90 gibi de düşünülebilir. Bu ikisinin toplamı. Tabii 450 olacak aslında. Onun esas ölçüsü de 90 derece olacak. Şu ikisinin toplamı böyle yazılabilir. 360'ı da atarsak, şöyle 360'ı da atarsak 90 olacak. 90 artı beta diyebiliriz pratik olarak. Ya da şunu söyleyebilirdik. 270 ile 180'i toplarsak 450 derece yapar. Bunun esas ölçüsünü bulmak istiyorsak 360 çıkarırız bundan. Bu da yine 90 derece olur. Böyle de söyleyebiliriz. Yani nihayetinde bizim açımız 90 artı beta olacak. Şimdi dönüştürme işlemi gerçekleştireceğiz. Bizim açımız, beta açımız 0 ile 90 arasında olduğu için 90 artı beta ikinci bölgeye denk gelir. Şu bölgede bir açı. Yani şu bölgede işaretler eksi ve artı olduğu için kotanjant bunların çarpımı olacak şu işaretlerin. Birincisi kosinüs, ikincisi sinüstü. Bunların çarpımı ya da bölümü kotanjant ve tanjantın işaretine verir. Kotanjantımız negatif. Tabii dikey eksende olduğumuz için şu 90'ı kaldırdığımız anda kotanjantımız tanjanta dönüşecek. Çiziyorum 90'ı. Bu eksi tanjant şey 90 değil de beta olacak. Eksi tanjant beta olur. Artık biz betanın tanjantını bulacağız.
Beta'nın sinüsünü biliyoruz. Bunun için bir dik üçgen çizelim. Şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Şu açı beta açısı. Şimdi beta'nın sinüsünü biliyoruz. 4 bölü 5. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs olur. Tabii bu özel bir üçgen. 3, 4, 5 üçgeni. Hipotenüs 5, dik kenar 4. Diğer dik kenar 3 olacak. Eşittir diyelim. Şimdi beta'nın tanjantı. Beta'nın tanjantını arıyoruz. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 4 bölü 3 olur. Önünde de eksi olduğu için sonucumuz eksi 4 bölü 3'tür. Yani bütün işlemin sonucu eksi 4 bölü 3'tür.